Herkese merhaba. Ben Zeynep. Popsaver YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt ipten lali çanta tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Birlikte çalışırız. Ben iki tane renk olarak hazırladım arkadaşlar. Bir tanesi kağıt ipin ham rengi. Bir tanesi de turuncu olarak bu şekilde hazırladım. Modelimiz gerçekten çok kolay ve çok hızlı ilerliyor. Rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Ben astarlama yapmadım ama dileyenler daha uzun ömürlü olsun kullanalım diyorsanız astarlama yapabilirsiniz. İçerisine şöyle bir çıt çıt diktim. Yine saplarımız hazır deri sap. Bir tane böyle etiket diktim. Oldukça güzel oldu. Boyut olarak da çok güzel. E tabi videomun içerisinde sizlere daha fazla büyük ya da küçük yapmanızın e, püf noktalarını anlatıyor oldum. E, dilediğiniz boyutlarda rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine aynı zamanda kağıt ipten bu çantanın motifli olanını da hazırlamıştım. Sizler için yine o videomu da bu videonun sonundaki oynatma listemden göz atabilirsiniz. E, yine pamuk makrome ile de çalıştım ben bu modeli. Çok kullanışlı ve güzel bir model. O yüzden farklı ipliklerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Videolarıma ulaşmak isterseniz de dediğim gibi bu videonun sonuna oynatma listemi ekleyeceğim. Yine kanalımda birçok farklı kategorideki örgü modellerine de kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerinden bakabilirsiniz. Çok fazla çalışmam var arkadaşlar. Farklı gruplarda yine dediğim gibi çanta yapmak isterseniz de onları da bakabilirsiniz. Tüm püf noktalarıyla çantamızın yapımına başlayalım. Evet lale çantamızın yapımına başlayalım arkadaşlar. İhtiyacımız olan ben bu şekilde sarma olan iplerden aldım arkadaşlar. 300 gram civarında kağıt iplik kullandım. Sizler farklı ipliklerle de elbette rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine ben tığ numarası olarak ise 3,5 milim bir tığ kullandım. Hemen modelimize başlayalım. Evet bismillah diyelim ve çantamızın tabanındaki kareyi oluşturmak için başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar başlangıcımızda burada 3 tane zincir yapıyorum. Şu küçük ipi arkaya tutup buradan elimle tutacağım arkadaşlar. Şimdi tığıma bir kere doladım. Bu boşluktan ilmek çıkartarak 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki zincirimi de bir kabul ettiğim için burası 3 oldu. Şimdi arada 2 tane zincir yaparak. Yine boşluğun içerisinde 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir de 3 tane ikili tırabzan. 2 İki zincir. Son grubumuzu yapıyoruz. 4 tane üçlü tırabzan grubumuz olmalı. Evet. Şöyle 1 2 3 4 tane grubu yaptıktan sonra bu küçük ipi çekiyoruz arkadaşlar ve bu ara boşluğunu kapatabildiğimiz kadar kapatmaya gayret edelim. Birden de çekip yüklenmeyin, ipimiz kopabilir. Evet. Bu şekilde karemizi şimdi kapatacağız. Burada yapacağım teknikle İzberli etmeden hem karımızı kapatacağız, hem bir süreye çıkacağız. Bunun yöntemini gösteriyor olacağım. Burada tığımın üstüne ipimi bir kere doluyorum. Başlangıçta yapmış olduğum 3 tane zincirin üçüncüsünün içerisinden ilmek çıkartıyorum. Tığımda bekleyen 3 ilmeği tek seferde çıkartarak sıramı tamamlamış oluyorum. Bir üst sıraya çıkarken. 3 tane zincir yapıyorum. Ve şimdi artırma mantığını gösteriyorum arkadaşlar. İlk boşlukta bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte burayı iki kabul ettim. Trabzanlarımın her birinin tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Şöyle bakalım. Zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım oldu. Yine bu boşlukta da 2 tane trabzan yapıyorum. Bir kenarda 7 tane trabzan sayısını yakalıyorum. Şöyle hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra diğer kenarı yapalım. Bu kenara geçerken arada iki tane zincir yapıyorum. Yine boşluktayım. Boşlukta artırma yapıyorum. Yani iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta zincirimiz olduğu için bir tane yaptık. iki kabul ettik. Ama burada iki tane yapıyorum. Daha sonra yine tüm trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an 5 sayısını yakaladım. 2 tane de boşlukta yaptığımda sayımı 7'ye tamamlamış olacağım. Bu şekilde. Devam ediyorum. Yine köşe dönüşümüz 2 zincir. Boşlukta 2 tane Trabzan. Tüm trabzanların tepesinde birer tane trabzan. Köşe oluştururken boşlukta iki tane trabzan. Bu kenarda da 7 sayısını yakaladık. Şimdi son kenarımızı yaparken yine köşe dönüşü olduğu için 2 zincir boşlukta 2 iki tane ikili trabzan. Tırabzanlarımın tepesinde birer tane trabzan ve yine sondayım boşlukta iki tane trabzan başlangıç noktama geldiğimde yine bir alt sırada olduğu gibi tığıma bir kere doluyorum başlangıçta yapmış olduğum zincirin üçüncüsünden batarak hepsini tek seferde topluyorum Aslında bundan sonra karemizin tüm aşamaları bu sırada her ne yapıyorsak aynısını tekrar etmekten ibaret arkadaşlar. 3 zinciri çekerek boşlukta bir tane trabzanla başlayacağız. Tüm trabzanlarımızın tepesine birer tane trabzan yapıp yine köşe dönüşlerinde 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Sıra sonunda eklememizi yapıp bir süre yine aynı şekilde çıkacağız. E, bu demek oluyor ki hiç saymamıza bile gerek yok aslında. Kendiliğinden karemiz artacak arkadaşlar. Artırmalarımızı hep bu kenarlarda yapmış oluyoruz. Örneğin burada üçgen e, bir üst sırada 7'ye çıktı. Şimdi 8, 9, 10, 11'e çıkacak. Evet yine 3 zincirimizi yaparak yeni sıramızı başlatalım. Başlangıçta zincir dahil 2 e, kabul ediyoruz. Daha sonra tüm trabzanlara birer tane trabzan yapalım. Bakın. Yine boşlukta iki tane trabzan yapıyorum. Ve şu an bu kenarda 11 sayısını yakalıyor olmuş olmam gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Köşede dönüşü sağladıktan sonra yine aynı işlemi devam ettiriyorum. Burada da iki tane yapıyoruz trabzanı zincir kısmında bir yapmıştık ama burada biliyorsunuz artık iki yapıyoruz. Ve bu şekilde bu kenarı da 11'e tamamlıyoruz. Dönüşümüzü yapıp yine 11 yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Evet tüm kenarlarda 11 tane trabzan olacak şekilde artırmalarımızı yaptık. Bir üst sıraya çıkarken yine diğer sıralarda olduğu gibi kapatmamızı yapıyoruz. 3 zincirimizi yapıp burada 2'ye tamamlıyoruz kenar trabzanımızı ve yine tüm trabzanların tepesine batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada artık arkadaşlar sürekli aynı şeyi tekrar ediyoruz. Başlangıçta 2 tane trabzanımızı yaptık. Hepsinin tepesine birer tane yapıyoruz. 2 tane de bu kenarda yaptığımızda zaten bir kenarda kendiliğinden artma oluşuyor. Örneğin bir üst sırada Burada 11 taneydi, 12, 13, 14, 15 tane trabzan olduğunda diğer kenarda aynı şekilde devam edecek. Bir üst sıraya çıktığımızda bu sayı hep bu şekilde artıyor olacak. Peki bunu kaç sıra yapacağız? Toplamda bakın 1, 2, 3 sıra yaptık. 9 sıraya tamamlayıp gelelim. Evet ben çantamın taban kısmını yani kare parçamı büyüklüğünü istediğim sıraya geldiğinde tamamladım ve ütüledim arkadaşlar. Burada sıra sayısını da sizlere hemen göstermek istiyorum. Bakın burası bizim ilk sıramızdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Burada istediğiniz sıra sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Bu sizin çantanızın büyümesini ve küçülmesine sağlayacaktır. Yani daha büyük çanta isteyenler burada sıralarını artırabilirler. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Yani kurulum aşamasında hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar büyüklükte bir taban kare yapıp çantanızı büyütebilirsiniz. Buradaki sayıları hiç değişmeyecek. Çünkü hep tek sayı üstünde gittiğimiz için sağ ve solda daima eşit sayılar kalacaktır. Benim için yeterli olduğundan ben bu boyutta bir çalışma yapacağım. Ölçü olarak da vereceğim. 9 sıra yaptığında bu ölçüye ulaşamayan olabilir. Bakın benim ölçüm 27 santimetre. Eliniz sıkıysa bu ölçüyü yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bir sıra daha artırabilirsiniz ya da eliniz daha boldur ya da farklı bir ip kullanıyorsunuzdur. Santim üzerinden giderseniz zaten çantamızın bitmiş boyutu aynı olacaktır dediğim gibi sayı, sıra sayısı hiç önemli değil. Peki bu yer tutucuları nasıl yerleştirdim? Dört kenarına yer tutucu yerleştirdim. Çantamızın duvar kısmını yaparken buralar bize işaretleyici olarak gerekli arkadaşlar. Burada benim yapmış olduğum son sıradaki trabzan sayımı sağda ve solda eşit olacak şekilde ayırdıktan sonra tam ortadaki merkezdeki trabzanı belirledim arkadaşlar. Burası benim sağda Hemen şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 trabzanım var. İşaretleyeceğimi koyduktan sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 trabzanım var. Yani 17 sağda 17 solda bir tane de ortada toplam 35 tane trabzan olarak ben sıramı ayarladım. Tek sayı gittiğimiz için bu her sırada aynı şekilde ortada bir tek trabzan kalacaktır dediğim gibi. Bu şekilde dört kenarını ayarladım. Peki buralarda ne yapacağız? Bu kısımlarda duvar kısmını çıkarken azaltmamızı yapacağız ve çantamız formunu almaya başlayacak. Dilerseniz hemen yapmaya başlayalım. Daha net anlatırım. Burada arkadaşlar başlangıcımızda ve ilerleyişte azaltmada her ne yapıyorsak bu sıramızda diğer dört sırada pardon bu kenarda. Bu 4 kenarı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını diğer kenarlarda da sizler uygulayacaksınız. Ben hemen da göstermek istiyorum. Evet başlayalım. 3 zincirle yukarı çıktım boşlukta yine bir trabzan yaptım ve burayı 2 kabul ettim. Şimdi buradaki zincirimin üstünden de devam ediyorum. Yani her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak, yer tutucumun olduğu kısma kadar ilerleyeceğim ve bu sırada azaltma yaparak duvar kısmını oluşturacağım şimdi hızlıca ben de trabzanlarımı buraya kadar yapıyorum Evet trabzanlarımı yaparak devam ettim benim yer tutucum burada arkadaşlar bir önceki trabzanın tepesindeki boşluğu bıraktım bakın şöyle göstereyim yani buraya bir trabzan yapabilirdim ama yapmadım yer tutucumun olduğu kısımda da bir trabzan yapmayacağım ve solunda da bir tane trabzan yapmayacağım. Yani bizler burada bir, iki, üç tane trabzanı atlayarak dördüncü trabzana geçiş yapacağız. Azaltmada şöyle göstereceğim detaylı görün. Trabzan yapacağım kısım burası. Yani üç tane trabzanı atlıyorum. Ve azaltma yapmış oluyorum. Bir, iki, üç. Şimdi dördüncüden ikili trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Bakın burada trabzanlarımı atladım. Şöyle küçük bir üçgen oluştu. Şimdi ne yapıyorum? Yine hiç atlamaksızın sol kenara kadar, köşeye kadar ikili trabzanlarla bu kısımda devam ediyorum. Şuradaki dönüşü de yine anlatacağım. Evet, burada da trabzanlarımı yapmaya devam ettim. Bakın şöyle tutayım. Köşeye kadar geldim. Köşe değilse hiçbir farklılık yok. E, i̇ki tane Trabzan yapıyorum, iki tane zincir yapıyorum, yine boşlukta iki tane trabzanımı yaparak köşeyi oluşturuyorum. Dediğim gibi köşeler aynı devam edecek ve bu kenara geçtiğimde yine hiçbir farklılık yok. İlk kenarda nasıl bir azaltma yaptık, aynısını diğer kenarlarda uygulayacağız. Köşelerde de yine köşe uygulayacağız. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, bakın şöyle yine. 3 taneyi atlayacağız. Yani şu 3 trabzanı atlayacağız. Aynı bir önceki kenarda yaptığımız gibi azaltma ile buraya geçeceğiz. Ve burada da aynı bu işlem gerçekleşecek. 4 tarafta 4 kenarda da aynı olacak. Ve zaten bakın toparlanmaya başladı. Ben de şu noktaya kadar tekrar geleyim. Bir üst sıradaki sırayı da göstereceğim. Burayı yapıp gelelim. Evet 10. sıramı tamamladım. 4 kenarda da azaltmalarımı yaptım arkadaşlar. Şöyle yakından yine göstereyim. Bakın. Burada da yaptık. Ve tekrar başlangıç noktama kadar geldim. Ee, köşede biliyorsunuz. şöyle tutacağım. Köşede biliyorsunuz köşeyi tamamlayarak bitiriyoruz ve 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Burada hiçbir farklılık yok. 10. sırayı bitirdik. Şimdi 11. sıraya geçelim. Burada da bir farklı uygulama var. Onu yapacağız. Bu sırada da başlangıçta yine aynı şekilde başlıyoruz. 3 zincir, boşlukta bir trabzan. Buraya 2 kabul ediyoruz. Ve aynen devam ediyoruz. İkili trabzanlarımızı yapalım. bu şekilde azaltma yaptığım noktaya kadar ilerleyeceğim. Şurada 3 tane trabzan kalana kadar yapalım. Evet 11. sıramdayım. Tırabzanlarımı yaparak devam ettim. Buradaki yer tutucumun olduğu yere kadar bakın şöyle. 1 2 3 tane trabzan tepesi kaldı arkadaşlar. 3 tane tırabzanım var. Şu boşluğa geçmeden bakın şu kısımda bunun ikisini kullanarak bir azaltma yapacağız. Yani şu iki trabzanı kullanarak azaltmamızı yapalım. Burada yarım bir trabzan yapıyorum. Yani ikisini çıkarttım tığımda ikisi bekliyor. Tekrar tığıma ipi doladım. Şimdi yanındakinde de yarım trabzanımı yapıyorum. İkisini çıkarttım. Tığımda bekleyen 3 tane ilmeğimi de tek seferde çıkartıyorum. Burada da şu bırakmış olduğum son trabzanı atlıyorum, karşıdaki ilk trabzanı da atlıyorum. Yani arada yine iki tane atlayarak karşıya geçeceğim. Bakın, bir, iki atlıyorum ve bu ikisinde de yine azaltma yapacağım. Hemen şöyle göstereyim bir kez daha. Şuna geçtim. nasıl azaltıyorum yarım trabzanımı yaptım tığımda iki tane ilmek beklerken tekrar bir yarım trabzan 3 ilmeği tek seferde çıkartarak 11. sıramın azaltmasını yapıyorum yani iki tane azaltma sırasını yapmış olduk şimdi yine hiçbir farklılık yok İkili trabzanlarla köşeye kadar ilerliyoruz köşelerimiz aynı bu kenarda her ne yaptıysak diğer kenarlarda da aynı azaltmaları yapıyoruz arkadaşlar ve yine başlangıç noktamıza kadar geliyoruz ne yaptık 3 tane trabzan kalana kadar trabzanlarımızı ördük burada 2 tane trabzanı kullanarak azaltma yaptık bir taneyi buradan atladık bir taneyi diğer kenardan atladık yine ikili toplayarak azaltmayla başladık ve devam ettik bu sırayı da tamamlayalım Evet çantamda azaltmayı devam ettirdim 11 sırayı bitirdim şimdi 12 sıraya başlıyorum arkadaşlar burada da küçücük bir tiyo var onu da verdikten sonra bu sıranın yani 12 sıranın tekrarını sürekli devam ederek çantamızın tamamen e, duvar kısmını tamamlayacağız hiçbir farklılık olmayacak yani trabzanlarda artma azalma olmayacak bu geçiş noktaları hep aynı olacak şimdi bu sırayı nasıl başladığımızı nasıl azaltma yaptığımızı dikkatli izlersek dediğim gibi bundan sonrası hep aynı olacak. Yine başlangıçta 3 zincirimi yaparak boşlukta ilk trabzanımı yapıyorum ve burayı 2 kabul ettim. Yine trabzanlarla devam ediyorum. Yani her nasıl başlıyorsak yine burada da bir farklılık yok. Her sırada olduğu gibi sadece göstermek istiyorum tabii kafalarda soru işareti kalmasın. Şimdi bu şekilde Trabzanlarımızı devam ettirelim. Evet 12. sıramda azaltma kısmına kadar ilerledim. Şöyle tuttuğumda bakın arkadaşlar burada şu ara boşluktan itibaren tutuyorum. 3 tane trabzan tepesi kaldı. Bunlardan 2 tanesi düz olan trabzanımken bu üçüncü ise azaltma yaptığım yani iki kere de topladığım trabzanın tepesi şurada bakın 1, 2, 3 tane sayıyorum şimdi ben yine bu ikisinde azaltma yapacağım bunu atlayacağım yapalım. Şimdi bunu atlıyorum. Karşıya geçtiğimde ise yine bu, buraya atlıyorum. Yani şurada iki tane atlayacağız arkadaşlar. Burada da çünkü azaltma yaptığım trabzanlar. Bakın iki, ikili topladığım bir, iki atladım. Şimdi karşıdan da yine azaltmayla başlıyorum. Yani üçlü toplayarak karşıya geçişi yaptım. Daha sonra yine tek tek her trabzanın tepesine trabzanlarımızı yapıyoruz. Köşede yine köşe oluşturuyoruz. Ve bunu kenarlarda aynen devam ediyoruz, her kenarda. Ve çantamızı istediğimiz derinliğe gelene kadar daima bu sırada ne yapıyorsak aynı işlemi yapıyoruz. Yani buradaki geçişin aynısını sürekli tekrar ediyoruz. Bir tam tur yaptıktan sonra eklememizi yapıyoruz, üst sıraya geçiyoruz, aynı işlemi yapıyoruz. Ben de yapayım arkadaşlar. İstediğim derinliğe geldikten sonra çantamın da son aşamasını yine sizlere gösterici Evet ben çantamın sıralarını yapmaya devam ettim arkadaşlar. istediğimiz uzunluğa, derinliğe gelene kadar bu şekilde devam ettik. Ben hemen sıralarını da sayarak göstermek istiyorum sizlere. Yapmış olduğum sıra sayısını, ölçüsünü de vereceğim. Sizler dilediğiniz sırada ve sayıda yapabilirsiniz. Ölçüyü takip ederek ya da daha büyük, küçük istiyorsanız da oynamalar yapabilirsiniz. Modelde hiçbir bozulma olmayacaktır. İlk azaltma yaptığım yerden itibaren sayıyorum. Yani tabandan değil. Azaltma yaparak yaptığım kısımdan bakın şurası birinci sıram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra yaptım. Bu derinlik benim için yeterli olduğunu düşündüğüm için artık devam etmeyeceğim. Ölçüsünü de vereceğim. Elimiz sıkıysa ya da farklı bir ip kullanıyorsak ölçüyü takip ederek yapmanız daha iyi bir sonuç verecektir. Örneğin sizin eliniz sıkıdır. Burayı 15 değil de 16-17 sıraya çıkartabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Dediğim gibi ölçü her zaman daha garanti olacaktır. Şu şekilde ölçtüğümde yani uzun kenardan şu tabana kadar ölçtüğümde bakın 40 santim benim derinliğim. Dediğim gibi benim için yeterli gayet geniş büyük bir çanta oldu. Gayet hacimli bir çanta oldu. Şimdi bu son kısımda nasıl bitireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen şu son sıramızı yapmaya başlayalım. Evet sıramın sonuna kadar devam ettim. Burada artık boşlukta iki tane trabzanım yaptıktan sonra şurada hemen tekrar yapalım. Şurayı sökeyim. Birlikte yapalım. Burada artık karşıya bağlamak için iki tane zincir yapıyorum. Burada yine zincirimin en üst noktasından batıyorum ve kaydırma yaparak bu zinciri buraya sabitledim ve artık çantamı bitirmiş oldum yani derinliğini bitirmiş oldum. Sadece ağız kısmındaki şu görüntüyü yok etmek ve daha güzel durması tok durması için bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Onu da arkadaşlar buradaki biliyorsunuz her iki lobumuzdan değil. Arka loptan ilmek kaydırma yapacağız. Yani sadece tek kanatlarını alarak ilmek kaydıracağız. Hadi yapalım. Bakın ilkinden şöyle sadece arka lop aldım. İlk ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Arka lop ilk ilmeğimin içinden kaydırıyorum sırayla hiçbir tane trabzan atlamaksızın sona kadar bunu yapacağız. Şurayı bir daha yapacağım. İp ayrıldı. O yüzden tekrar yapalım. Arka loptan alıyorum. ilmek kaydırıyorum. Şöyle Bakın buradaki görüntümüz bu şekilde arkadaşlar çok da muntazam oluyor. E bunu nasıl devam ediyoruz? Bakın hepsini de tek tek yapıyoruz. Bu noktalarda da yine aynı şekilde tek tek devam ediyoruz. Sıramızı devam ettirip buraya geldiğimizde yine fark etmiyor. Aynı şekilde her ikisinden de ilmek kaydırıyoruz. Ve bir tam tur yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Yine burada bitirişi sizlere göstereceğim. Evet, ilmek kaydırmayı başlangıç noktamıza kadar devam ettirdik. Şurada zincir yaptığım kısım kaldı arkadaşlar. Şimdi burada da ilmek kaydırmamı yapıp ipimi kesip eklemeyi de göstereceğim sizlere. Burada ipimi bir parça uzun bırakarak keseceğim. İpimi çıkartıyorum. Şurada Yapmış olduğum bu ilk kaydırmayı atlayarak şuradan arkadaşlar şöyle şu noktadan tığımı şöyle batırdım bu ipimi arkadan öne geçirdim. Önden çıktı ipim. Şimdi son ilmeğimden tığımı arkadan alıyorum. Şuradan tek kanadından aldım. Bu ipi de arkaya veriyorum. Tekrar. Şu şekilde burayı tamamlıyorum. Bunu içten ilerletip düğüm yapalım, açılma yapmaması için. Zaten çanta sapımızda burada diktiğimizde hiçbir bozulma, kötü bir görüntü oluşmayacak dediğim gibi bu ipi biraz yürüttükten sonra düğüm atın, atalım ki açılmasın arkadaşlar çantamızı tamamlamış olduk. mı bitirdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. E, boyut olarak da gayet güzel oldu. Yine e, askılarımızı beraber diktik baştan sona güzel bir tarif oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olup e, bana destek olursanız çok memnun olurum. Hoşça kalın.